Merhabalar, ben Enbiosis Biyoteknoloji'den diyetisyen Buse Banu Barut. Bugün sizinle kabızlık hakkında konuşacağız. Kabızlık, dışkının kalın bağırsakta çok yavaş hareket etmesiyle ortaya çıkar. Dışkının sıvı kısmı vücuda geri emilir, böylece dışkı sertleşir ve kurur. Bu durum dışkının bağırsaklardan geçişini zorlaştırır. Çoğu insan zaman zaman kabızlık yaşayabilir. Sık seyahat etme, hastalıklar, alınan bazı ilaçlar genellikle kısa süreli kabızlığa sebebiyet verir. Kabızlığın çok çeşitli nedenleri vardır. Düşük lif ve düşük sıvı içerikli yapılan diyetler, hareketsiz bir yaşam tarzı, gelen tuvalet ihtiyacına uzun süre direnmek gibi nedenler kabızlığa sebebiyet verebilir. Diyet lifi sağlığı çeşitli şekillerde iyileştirir. Lif, kan şeker düzeyini ve kolesterol seviyesinin kontrolünde bizim en büyük yardımcımızdır. Aynı zamanda lif, dışkının sindirim sisteminden geçişini kolaylaştırır. Bol miktarda lifli, dengeli bir diyet, kabızlık için etkili bir yöntemdir. Ancak yeterli sıvı tüketilmezse, yüksek lifli gıdalar kabızlığı daha da kötü hale getirebilir. Lif miktarı arttıkça, günlük tüketilen su miktarının da artırılması gerekir. Günde en az 1,5 ila 2 litre su tüketilmesi, bağırsakların hareketi için önemlidir. Fiziksel olarak aktif olmak, bağırsak hareketlerini düzenli tutar. Günde en az 20 dakikalık koşma, zıplama, yürüme, dans etme gibi aktiviteler bağırsaklarda hareketi teşvik eder. Kabızlık genellikle yanlış bir beslenmenin ilk belirtilerindendir. Çeşitli besin gruplarının yer aldığı bir beslenme programı yerine tek besinle dayalı bir beslenme programı takip ediliyor ise maalesef kabızlık kaçınılmazdır. Protein ağırlıklı bir diyet takip ediliyor ise mevcut kabızlık daha da kötü duruma gelebilir. Bu durum meyve ve sebzelerin yeterli olarak tüketilmemesinden kaynaklanır. Aşırı katı diyet listeleri uygulandığında boşaltım sıklığı her gün ise haftada 2 veya 3'e düşebilir. Beyin ve bağırsak sürekli etkileşim halindedir. Günlük koşturmacada stres seviyemiz yüksek ise maalesef ki kabızlığımızı daha da kötü etkileyebilir. Fazla kafein alımı, çay tüketimi, düzensiz beslenme zamanları bağırsak hareketlerini negatif şekilde etkiler. Probiyotik ve prebiyotikleri, yani bağırsağımızda yer alan iyi bakterileri ve onların gıdalarını beslenme programımıza eklemek bağırsak hareketliliğimizi arttıracak diğer bir yöntemdir. Yapılan son çalışmalarda bağırsak mikrobiyomu ile bağırsak hareketliliği arasında da yakından bir ilişki olduğu görülmüştür. Kabız olan danışanlarımda ortak olarak gözlemlediğim bir nokta ise mikrobiyom analiz rapor sonuçlarında bağırsak hareketliliği modüllerinin daha düşük seviyede bulunmasıdır. Aynı zamanda bu danışanlarımın bağırsak mikrobiyomlarında şeker tüketen bakterileri daha baskın, bağırsaklarda bol bulunmasını istediğimiz ve bizimle dost olan probiyotik bakteri seviyeleri ise daha az seviyededir. Sağlıklı kişiler ile kronik kabız hastalarının mikrobiyom çeşitliliğinin kıyaslandığı çalışmalarda kronik kabızda olan bireylerin mikrobiyom çeşitliliğinin daha düşük seviyede ve daha dengesiz bir bağırsak mikrobiyomuna sahip olduğu da görülmüştür. Bağırsak mikrobiyomun %60 oranında beslenme şeklinden etkilenir. Beslenmeyi düzenleyerek mikrobiyom modüle edilir ve aslında yaşanılan kabızlığa da çözüm bulunabilir. Bağırsak mikrobiyomu aynı parmak izi gibi herkesten farklıdır ve kişiye özeldir. Bağırsaklar bu kadar özelken beslenme programlarının herkesle aynı olması da mümkün değildir. Brokoli, elma, armut bunlar lif içeriği yüksek olan gıdalardır. Ancak bazı bireylere brokoli iyi gelirken elma iyi gelmeyebilir. Bağırsak mikrobiyomunu modüle ederken genel besin veya beslenme önerilerinden ziyade mikrobiyomun ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bir beslenme programıyla yaşanılan kabızlığa çözüm bulunabilir. Mikrobiyom bazlı kişiselleştirilmiş beslenme programlarıyla birlikte kabızlığın altında yatan nedeni modüle ederek kalıcı çözüme kavuşmak artık çok daha mümkün.